Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS'ye son 105 gün çok değerli bir süre. Hadi 5 günü bayramda, seyranda, tatili desek bu 100 gün içerisinde çok ciddi bir çalışmayla arkadaşlar emin olun netlerinizi inanılmaz bir şekilde artırabilir ve hayallerinizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken iki şey var. Birincisi pes etmemeniz gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar yok işte Ramazan ayı geldi, havalar ısındı, artık olmuyor, matematik zor gibi bahanelerle pes edecekler ve vazgeçecekler. Sizler ise vazgeçmeyerek ısrarlı bir şekilde çalıştığınızda hayallerinizdeki liseleri kazanacaksınız. Berker Kaya isimli bir öğrencimiz demiş ki, hocam ben matematiğe ne kadar çok çalışsam da her denemede en az 2 ya da 3 boşum çıkıyor. Bu nasıl düzeltebilirim? User isimli bir öğrencimizde hocam benim denemelerim kötü 280 falan konu eksiğim yok nasıl düzeltebilirim demiş. Öncelikle konu eksiği olmadığı halde bu puandaysa burada şöyle bir hata var. Konularla alakalı konuyu öğrendim bitti diye bitmiyor arkadaşlar. Konularla alakalı netlerimizi artırabilecek şekilde soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü biz LGS'ye girdiğimizde bize o konuyla alakalı denemede çıkabilecek sorular gelecek. Yani Mesela şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki sözel bölümde örnek veriyorum. Konumuz ne olsun mesela diyelim ki inkılap tarihinde Atatürk'ün inkılapları. Bununla alakalı bize bilgi sormuyorlar. Bununla alakalı denemede çıkabilecek kaliteli bir yorum soru soruyorlar. Ya da Türkçe'de mesela metin türleriyle alakalı net bilgi sormuyorlar. Metin türleriyle alakalı bir soru verip bunun hangi metin türüne örnek olabileceği çok net bir soruyla soruluyor. Ya da grafik soruluyor. Dolayısıyla bizim bol bol deneme çözüp bu denemelerdeki netlerimize göre konularımızı bitirip bitirmediğimizi düşünmemiz lazım. Yani koneksimiz yok diyoruz ya eğer sen denemede metin türleriyle alakalı soruyu yanlış yapıyorsan demek ki metin türleri konusunu hala öğrenmedin. Ya da grafik analiz sorusunu yanlış yapıyorsan veyahut da anlatım biçimleri sorusunu yanlış yapıyorsan, matematikte çarpanlar katlarla alakalı hataların çıkıyorsa bu o konuyu eksik bir şekilde tamamladığını gösteriyor. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Veyahut da Berker'in sorusuna gelelim. Matematik netlerimizi nasıl artıracağız? Diğer derslerdeki netlerimizi nasıl artıracağız? Birincisi arkadaşlar en önemlisi mutlaka mutlaka geçmiş yıllardaki LGS sorularını artık çözmelisiniz. Yani sözel bölümde sayısal bölümde çözmediğiniz deneme kalmamalı. Buradaki bazı sorular değişti. Bazı senelerde sadece birinci dönem konuları vardı. ikinci dönem konuları yoktu ama sonuç olarak öğrendiğiniz konularla alakalı LGS'de çıkan bir soru yapabiliyorsanız o konuya hazırsınız demektir. Ama LGS'de çıkan bir konu yapamıyorsanız bu durumda o konuyla alakalı eksiniz var demektir. Ve yapmanız gereken şey şu. Bölüm denemeleri çözmek. Bölüm denemesi çözmek ne demek? Mesela öne görüyorum matematikte sizlere bizler LGS matik diye matematik denemeleri hazırladık. Burada temel düzey, kolay düzey, orta düzey, zor düzey, çok zor düzey, yeni nesil matematik denemeleri hazırladık. Yani 20'şer soruluk matematik denemesi. Birinci denemeyi çözüyorsun kolay bir deneme. Buradaki soruları 20'de 19, 18, 17, 16, 15 bilmiyorum. Durumuna göre yapabiliyorsun. Gittikçe bu denemelerin zorluğu artıyor ve senin yanlışların daha fazla çıkıyor. Bu yanlışlar seni yıldırmayacak. Neden? Çünkü yaptığın her bir yanlış gerçek LGS'de yanlış yapmanı engelleyecek. Çözeceğin her bir soru ve bu soruyu yanlış yapıp da doğrusunu öğrenmen senin gerçek LGS'de hata yapmanı engellemiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. LGS'de bir konuyla alakalı X dersinde X konusu olsun. Diyelim ki fen dersinde mevsimler iklim. Matematikte çarpanlar katlar. Türkçe'de cümlene göre hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru gelme ihtimali var. Diyelim ki 105 gün var ama kalan bu 100 gün diyelim. Bu 100 gün içerisinde bakın 100 gün yazıyorum buraya. 100 gün içerisinde günde 100 soru çözseniz toplamda 10.000 soru çözmüş olursunuz. Günde 200 soru çözseniz arkadaşlar toplamda 20 bin soru çözmüş olursunuz. 20 bin soruyu konulara bölüştürdüğünüz zaman zaten bir konuya alakalı çeşitli çeşit soru görmüş olursunuz. Yani matematikte ya da paragrafta farklı farklı soruları göre 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 artık o konuya alakalı delikleri kapatmış olursunuz. Yani konuyu öğrendiğinizde birinci deliği kapattınız. Konuyla alakalı LGS sorusunu çözdünüz, ikinci soru deliği kapattınız. Örnek soruları çözdünüz, üçüncü deliği kapattınız. İşte Dinamo'dan, Zoru Bankası'ndan, farklı farklı yayınlardan sorular çözdünüz, birçok deliği kapattınız. Denemeye girdiğinizde, herhangi bir deneme çözdüğünüzde, bu gerçek LGS olabilir ya da bizim işte şu anda hızlanma kapında kullanacağımız hızlanma denemeleri olabilir, hiç fark etmez. Eğer sorular bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnekten, 7 örnekten birinden geldiyse doğru yapıyorsunuz. Bu konuyu bitirdim, oh iyiyim diyorsunuz. Ama sorular eğer bu 3 örnekten geldiyse... O zaman eyvah diyorsunuz. Ben bu konuda eksiğim var. Konum kötü. işte puanım 280 geliyor. 3 tane boşum çıkıyor. O zaman yapmanız gereken işte bu 3 deliği de kapatmak. Bu 3 deliği de kapattığınızda yani bol bol soru çözdüğünüzde artık o konuyla alakalı gelebilecek 10 çeşit soru tarzında biliyor oluyorsunuz. Bakın şu çok önemli arkadaşlar. Mesela sözcükle anlamla alakalı soru çözüyor musunuz? Çözmüyorsunuz. Niye? Çünkü sözcükle anlamla alakalı zaten şimdiye kadar 5'te, 6'da, 7'de bir sürü soru çözdünüz. Günlük hayatta zaten anlamaya çalışıyorsunuz. Ve orada hiç hatanız çıkmıyor. Yani orada bütün delikleri kapattınız. Veyahut da fiilimse hatanız çıkmıyorsa demek ki orada bütün delikleri kapatmışsınız demektir. Mevsimler ve iklimde hiç hatanız çıkmıyorsa, basınçta, işte DNA genetik kodda ya da üstü sayılarda hiç hatanız çıkmıyorsa orada delikleri kapatmışsınız demektir. Eğer hatanız çıkıyorsa demek ki burada bir delik var. Burada bir boşluk var. Orayı kapatmanız lazım. İşte o hatayı gördüğünüz zaman asla üzülmeyin. Yani diyelim ki hızlama demelerini çözüyorsunuz. Burada sayısal bölümde ya da sözel bölümde bir konuyla alakalı hatanız çıktı. Bu hata sizin için o kadar değerli ki hemen o hatayla alakalı doğru çözüm öğrenin ve o hata yaptığınız konuyla alakalı sorular çözün ki delikleri kapatmış olun arkadaşlar. Dolayısıyla LGS'de bize soru soracaklar için bu son 100 gün içerisinde günde en az 200 soru çözdüğümüzde 20 bin soruyu tamamladığımızda ki daha fazla çözen arkadaşlar da var biliyorum. Buradaki soru adedi şöyle önemli. Çözdüğün sorunun doğru cevabına bakmak çözdüğün sorunun çözümünü bilmek, çözdüğün soruyu bir daha yanlış anlayacak şekilde öğrenmekten bahsediyorum ben. Yani yoksa 200 tane soru çözdüm, hepsi din sorusu. Allah ökber, bismillahirrahmanirrahim, bitti gitti. Hayır, öyle değil. Gerçekten hata yapabileceğiniz konulardan da soru çözmek. Tabii ki inkılap tarihi, din, İngilizce, Türkçe gibi kolay derslerden sorular çözeceğiz. Ama matematik fenden de soru çözeceğiz. Bunun ayarında şöyle yapabilirsiniz. LGS'de sözel bölümden kaç soru çıkıyor? 50 soru çıkıyor. Sayısal bölümden kaç soru çıkıyor? 40 soru çıkıyor. Demek ki şöyle diyoruz. 50 tane sözel, 40 tane sayısal çıkıyorsa sen günde 90 soru çözüyorsan bu oranda çözebilirsin. Günde 200 soru çözüyorsan veya 180 soru çözüyorsan 100 tane sözel 80 tane sayısal sorusu çözebilirsin. Ha eksiğin daha fazla sayısaldaysa o zaman bu oranı artırabilirsin. Bu şekilde matematiksel olarak ilerleyebilirsiniz. Süresi kaç soruyu kaç dakikada çözeceğim? E zaten süreyi de vermişim Eğitim Bakanlığı. Diyor ki LGS sözelde bir soruya 1,5 dakika vereceksin diyor. Sayısalda 2 dakika vereceksin diyor. Dolayısıyla siz eğer ee, sözel soru çözüyorsanız 50 soru 75 dakika buradan 80 dakikada buradan iki tane böyle devireceksiniz sonuçta 40 değil 80 sayısal e, 50 değil 100 sözel çözecekseniz... o zaman 75-80'den iki tane çözeceksiniz demektir bir 75 bir 80 daha ne ediyor 80-80 160 75-75 150 160 artı 150 de 310 ediyor bu da ortalama 60'a böldüğünüz zaman 5 saatlik bir süre denk geliyor okul haricinde 5 saatlik bir çalışma hafta sonu yapabilirsiniz bunu. Okuldayken de çözdükleriniz dahildir bura. Yaptığınız zaman emin olun LGS kaçacak yer arar ve çok güzel başarılara ulaşırsınız. LGS hızlanma kampımız 4-8 Mart'ta başlıyor. Hızlanma denemelerinden sorular çözeceğiz. Paragrafta hızlanmaya odaklanmayı sağlayacağız. Çünkü biliyorsunuz Türkçenin çoğunluğu paragraf olacak. En az 12-13 tane paragraf sorusu bekliyoruz. Ve LGS matik matematik denemelerinden sorular çözeceğiz. Bu üç kitabı kampta kullanacağız. Ve bu üç kitabı aynı anda alan arkadaşlarımıza yani kamp yapan arkadaşlarımıza Artık netler artıyor. Birinci dönem ana denemelerinde hediye ediyoruz arkadaşlar. Bunu da mutlaka kaçırmayın. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Hepinizi hızlanma kampına bekliyoruz arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.